Evet, yapımı devam eden yüksek hızlı tren projesinin Yenişehir ayağındayız. Bu kapsamda bu projenin tamamlanmasıyla birlikte Ankara, Bursa ve Bursa İstanbul arasındaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya yüksek hızlı tren konforunda düşeceğini belirtelim. Kameraman arkadaşım Kadir Cem Gündoğan'la birlikte bu projenin Yenişehir ayağında olduğumuzu söylemiştik. Bu noktada hem altyapı hem de üst yapı çalışmaları aralıksız bir şekilde ekiplerin hummalı çalışmasıyla devam ediyor. Hemen arkada da görüntüleri gösterelim. İki üst yapı çalışması bulunuyor. Bizim bulunmuş olduğumuz noktada tabii bu proje kapsamında da 145 kilometre altyapı ile 201 kilometre üst yapı yapım işini kapsıyor bu proje ve yaklaşık 4000'e yakın personel bu noktada bu projede çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Tabii tüneller, köprüler ve viyadüklerde hummalı bir çalışma olduğunu belirtelim ve bu hattın da 2024 yılı içinde tamamlanıp hizmete alınması da hedefleniyor. Bu hızlı tren hattı tamamlandığında da hem Ankara hem de İstanbul'a hızlı tren konforunda ulaşım sağlanmış olacak. Kameraman arkadaşım da şu anda bu noktadaki detayları ekranlarınıza taşıyor. Tabii Bursa Yenişehir istikametinde Devlet Demiryolları'ndan teslim alındı bu proje ve ilk 10 kilometrelik kısımda çalışma yapılan alan burası. İlk 10 kilometrelik kısım burası oluyor. Ekiplerin de bu noktadaki çalışmaları devam ediyor. Peki neler tamamlandı? Bunu da belirtelim. İlk 2 kilometrede sun balast ve balast serim imalatı tamamlandı. 10 bin ton ray sahaya getirildi ve üst yapıya sevk edilmeye başlandı. Bu proje tamamlandığında da tekrar belirtelim. Seyahat süresi Ankara-Bursa arası 2 saat 15 dakikaya, aynı zamanda Bursa-İstanbul arası da 2 saat 15 dakikaya yüksek hızlı tren konforunda sağlanmış olacak. Önemli bir proje diyelim. Bursa'dan aktardık diyelim. Bursa'nın Yenişehir ayağında yüksek hızlı tren çalışmaları devam ediyor. 4000'e yakın personel bu noktada çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor diyelim ve sözü size bırakalım.